Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki birebir ÖSYM testlerinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda parkın içindeki bir oyun kaydırağı modellenmiştir. Çocukların kaydığı yer O merkezli DFE yayı şeklindedir. Evet şöyle O merkezli bir DFE yayını görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada Sonra demiş ki uzunlukları da vermiş. 4, 1.2, 3.2, 8.4 ve yarıçapı da 6 olarak vermiş. Buna göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle şuradaki şeye bakalım. Arkadaşlar 3.2 ise burası da 3.2 değil mi? Evet hocam virgüller çok fazla ne yapacağız? Valla ÖSYM de soruyor virgülleri. Ya katları düşünün yine. Hocam bunun 10 katını düşünsen mesela. 32. Bunun 10 katı 40. Bak şöyle bir dik üçgen. Hocam burası 40 iken burası 32. Bakın 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 bakın. 8'in kaç katı arkadaşlar? 4. 8'in kaç katı? 5. O zaman burası da 8'in 3 katı 24 yapacak. Normalde 10 katı 24 ise burası 2.4 mu oldu? Evet. E hocam o zaman buraya ne kaldı? Şöyle bakacak olursak 8.4'ten 2.4 çıkartırsak 6 kaldı. Hocam 1 2 ise burası da 1 2. Yani buraya da 4,8 mi kaldı? Aynen öyle. Şuraya 4,8 kaldı. isterseniz 6'yı silelim. Peki burada ne yapacağız hocam? Hocam burası var. Burası var. E şurada bir dik yamuk var. Şöyle baktığınız zaman. E bu dik yamukta şurada bir dikdörtgen oluşturalım. Dikdörtgen oluşturacak olursak 4,8 ise burası 4,8 mi? Evet. Hocam 3,2 ise burası da 3,2 diyeceğiz. E hocam artık burada da bir pisagor bağıntısı yaparız. Yapalım bakalım şurada bir pisagor bağıntısı. Şöyle bir dik üçgen var karşımızda. 6'ya 4,8. Yine 10 katını alsan. Hocam burası 60 burası 48. <laughs> Bu hocam 12'nin 5 katı. Bu hocam 12'nin 4 katı. Bu hocam 12'nin 3 katı. O zaman kaç yapar? 36. Burası 36 iken yani burası 3,6 mı yapacak? Evet. E burası 3,6 ise arkadaşlar. Çemberin yarı çapı da 6 olduğundan buraya 2,4 mu kaldı? Aynen öyle. Bak x artı 2,4 neye eşit olacak? x artı 2,4 3,2'ye eşit olduğundan x de buradan 3,2 eksi 2,4'ten 0,8 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Bir tasarımcının birim kareler üzerinde çizile çizerek oluşturduğu desen şekilde gösterilmiştir. Buna göre desenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar çok basit. Şu yarım daireden neyi çıkartacağım? Buradaki yarım daireyi çıkartacağım. Bu yarım dairenin yarıçapı 3 3. Hocam 3. Öbür dairenin dairenin yarıçapı bu beyaz bir yarım dairenin yarıçapı kaç? 2. Hocam o zaman şuradaki alanı bulurken ne diyeceğim? A alanı diyeceğim ki yarı çapı 3 olan alandan pi r kare bölü 2'den yarı çapı 2 olan alanı çıkartacağım. Pi r kare bölü 2'yi çıkartacağım. Yani 9 pi eksi 4 pi kaç yaptı? 5 pi bölü 2 yaptı. Peki hocam alttakine bakalım. Alttaki de aynı aslında bak. Çapı 6 yarı çapı kaç? 3 olandan bunun yarı çapı, çapı kaç? 4. Yarı çapı 2 olan yine yarım daire ya çıkartacağım. O zaman burası da arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? 2A isteniyor. O zaman cevabımız da ne yapacaktır? 5 b yapacaktır. Yani cevap Akçay. Taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Daire de benzerlik arkadaşlar. Yani bu 8 bölü 12 neye eşittir? Bu bölü buna eşittir değil mi? Evet. 8 bölü 12 eşittir. 6 bölü 6 artı x eşit olduğundan 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. 2 ile 6 sadeleşse 3 yapar. 3 kere 3 9. 6 artı x eşittir 9 yaptı ve buradan x'i kaç bulduk? 3 bulduk. İsterseniz şöyle yapın. Tam dairenin alanından, daire dilimin alanından şuradaki daire dilimin alanı çıkartarak yapabilirsiniz. Ya da bu yamuğa benzemiyor mu? Yamuğun alanı gibi arkadaşlar. Konu anlatımında da söyledik. Alt taban artı üst taban 12 artı 8 çarp yükseklik bölü 2. Yani yüksekliğin 3 gibi bölü 2 şeklinde yaptığın zaman cevap da kaç çıkar? 30 çıkar. Yani cevap denizli oldu. Ha bu alanı bulurken hocam şu e, şu alanı bulurken arkadaşlar 8 çarpı 6 bölü 2 büyük alanda 12 çarpı 9 bölü 2 deyip büyükten küçüğü çıkartıp yine burayı da bulabilirdiniz. Size kalmış e, ama bunu da hatırlatmak istedim o yüzden bu şekilde çözdüm. Cevap denizli. Aynı yükseklikte bulunan eş A, B ve C vinçleri veriliyor. Evet eş A, B ve C vinçleri verilmiş. E, A ile B vinçleri arasındaki uzaklık 12 köküç olarak verilmiş. Sonra B ile C arasındaki uzaklıkta 12 köklü olarak verilmiş. B ve C vinçlerin birbirine çarpma ihtimalinin olduğu kapalı bölgenin alanı. Arkadaşlar bizim B vinçi nasıl hareket A vinçi nasıl hareket ediyor? Şöyle bir dairesel hareket boyunca hareket edecek mi? Evet. Çünkü niye? Dikkat et. A vinçi böyle dönüyor sabit olarak. Hop dönüşü. Şurada olacak arkadaşlar. Hocam bizim öbür vinç de şu şekilde hareket edecek mi? Evet. Bunların çarpma ihtimalinin olduğu yer neresi? Bak dikkat et. Bizim bu vinç mesela şöyle hareket ederken hop şuraya geldi. Bizim bu vinçte mesela şöyle hareket ederken ya da şöyle hareket ederken hop şuraya geldi. Bunların çarpıştığı yer neresi oldu? Burası oldu. Ya da bizim vinç geldi buraya geldi. Bizim diğer vinçte geldi şöyle geldi mesela. Bak çarptıkları yer burası oldu. Yani çarptıkları yer neresi oluyor arkadaşlar? Buradaki yay üzerindeki her nokta çarpıştıkları nokta oluyor. Kapalı bölgede burası mı oluyor? Evet. Şimdi adam bize şu bilgiyi vermiş. B ve C vinçlerinin B ve C vinçlerinin birbirine çarpma ihtimalinin olduğu kapalı bölge. Aynı çemberleri B ve C için de çizecek olursak arkadaşlar. Bakın B için çizdim. Şurada gösteriyorum. Bir de C için çiziyorum arkadaşlar. Bir de C için çiziyorum. Şurası da C için olsun bakalım. Şimdi B'nin merkezi burası olsun. C'nin merke B'nin merkezi burası olsun. C'nin merkezi burası olsun. Çarpışma ihtimalinin olduğu bölge burası değil mi arkadaşlar? Evet çarpışma ihtimalinin olduğu bölge burası. Bu arada bize B ile C arasını kaç vermişti arkadaşlar? 12 kök 2 olarak vermişti. Evet buranın 12 kök 2 olduğunu biliyoruz. Ee, en güzel yarı aynı olduğu için yarıçap çap çizsek, yarı çap çizsek, yarıçap çap çizsek, yarı, çap çizsek, yarı çap çizsek nasıl olur? Güzel olur. E ee, hocam bunlar eş çemberler oldukları için yarıçap, 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 yarıçap. Şu alanı bulurken ne yapacağım? Hocam şunu şöyle çizecek olursam. Köşegenler bu arada nasıl kesir? Dik kesir. Hocam e, eşit girişler oldukları için ayırtlı alanlar, alanlar birbirine eşit olacak mı? Olacak. Yani burada kalan A alanıysa burada kalan da A alanı mı? Evet. E hocam ben bu A alanı nasıl bulacağım? Bakın şuradaki alanı bulmaya çalışacağım. Bu A alanını nasıl bulacağım arkadaşlar? Şuradaki daire dilimin alanından üçgen alanı çıkartacağım. Bu arada burayı bize kaç vermişler arkadaşlar? B ve C vinçler arasındaki uzaklığı 12 kök 2 vermişler. Yani burası 6 kök 2. Ve şuraya ben bir A ve A diyecek olursam niye? Çünkü şu daire diliminin alanından neyi çıkartacağım? Bakın tekrar söylüyorum. A'yı bulmaya çalışacağım. A alanı bakın burası. Bu A alanı nedir? Daire diliminin alanından üçgenin alanını çıkartacağım. O yüzden ne yapıyorum? Daire diliminin alanı derken şurada kaçıya alfa dersem. Burada kaç alfaysa pi r kare alfa bölü 360 alfa bölü 360 eksi eksi şu üçgenin alanı, bu üçgenin alanında da arkadaşlar, X kenar olduğu için dik tabanı keş parçaya böldü ya da eşkenar dörtgen olduğundan iki eş parçaya bölmüştü. Ee, üçgenin alanı bulurken de r çarpı r çarpı sinüs alfa bölü 2 yapmayayım isterseniz ne yapayım burada? 2a çarpı 6 kök 2 bölü 2 yapayım, değil mi? 2a çarpı 6 kök 2 bölü 2. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Bu şuna eşitmiş. Şöyle biraz bu tarafa alayım, çözüm belli olsun. Bu neye eşitmiş? Buna eşitmiş. Ama bu 2 a alanı eşit değil mi arkadaşlar? Bu taralı alan, bu taralı alan. 2 alanı buna eşitse arkadaşlar 72 pi eksi 144 metrekare eşitse ben burada a alanını yazdım. A alanı da bunun yarısıdır. 36 pi eksi 72 mi yaptı arkadaşlar? Evet. E buradan bir şey geldi bak. Pi r kare alfa bölü 360 eksi a çarpı 6 kök 2 eşittir 36 pi 36 pi eksi 72 mi eşit olacak? Evet. E hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Bu eşitlere bakarken. O zaman a çarpı 6 kök 2'yi 72'ye eşitlersek arkadaşlar. a çarpı 6 kök 2 eşittir 72 ise. a'yı buradan kaç buluruz? 6 kök 2 buluruz arkadaşlar. Madem a 6 kök 2. a güzel bir şey çıktı. 6 kök 2 burasıysa. 6 kök 2 6 kök 2 kök 2 katından dolayı yarı çapı kaç bulduk? 12 mi bulduk? Evet. Hocam 6 kök 2 6 kök E burası da 6 kök 2 ise. Bak ne çıktı burada gençler dikkat edin. 6 kök 2 6 kök ise burası 45 burası 45 oldu mu? Evet. Hocam 6 kök 2 6 kök ise burası da 45 burası da 45 oldu mu? Evet. Alfa dediğimde ne oldu arkadaşlar? 90 derece oldu. Şuradaki açı 90 derece oldu. E alfayı 90 bulduk. Yarı çapı 12 bulduk. A'yı kaç bulduk? 6 kök 2 bulduk. A önemli değil arkadaşlar. Alfa 90 yarı çap 12 çıktı. Evet yarı çap 12 oldu arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? A ve B kapalı vinçlerin birbirine çarpma ihtimalinin olduğu kapalı bölgenin alanı isteniyor. O zaman yine bir daire çizeyim arkadaşlar şöyle. Bu sefer daha küçük çizeyim. Şuradaki daireyle şuradaki dairenin kestiği yer isteniyor. Şurası A merkezlisi burası da B merkezlisi. A ile B arasındaki uzaklığı kaç vermişler arkadaşlar? 12 köküç mü vermişler? Evet 12 köküç vermişler. Hocam şurası 12 köküç. Çok güzel. Şimdi biz yine en etkili silahımız yarı çapı çizelim, yarı çapı çizelim, yarı çapı çizelim, yarı çapı çizelim ve şuradaki alanı bulmaya çalışacağım arkadaşlar ben. Yarı çapı biz biraz önce aynı yarı çaplardı ya 12 bulmadık mı arkadaşlar? E, burası da 12 köküç olduğundan dolayı arkadaşlar bakın burası da 12 köküç olduğundan dolayı 30 30 120 üçgen değil mi? Evet yani burası 30 derecem oldu? Evet şu da eşkenar dörtgen olduğu için burası da 30 derece oldu mu? Oldu yani şurası bir 60 oldu Arkadaşlar ben şu sarı bölgenin alanı bulurken yine şunu çizecek olursam çemberler birbirine daireler birbirine eş olduğundan ortak giriş olduğu için buradaki alan B alanıysa buradaki alan da B alanıdır. Şu B alanını bulacağım. Hocam buradaki B alanı bakın 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 sildim şurayı ama şuradaki B alanını nasıl bulabilirim ben? Şu daire dilimin alanından şu üçgenin alanı çıkartacağım. Üçgenin alanına dikkat eder misiniz? Burada kaç? 30 30 60. Hocam burası da 60 burası da 60. O zaman B alanı neye eşittir arkadaşlar? Ee, 60'lık dilimden yani pi r kare 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Eşkenar üçgenin alanı çıkartacağım. Yani 12'nin karesi kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. O zaman bu ne yapıyor arkadaşlar? Şu <laughs> 6 sadeleşti. 12'nin bir tanesiyle 6 sadeleşince 2 kaldı. Yani bu 12 çarpı 2 mi yaptı o zaman arkadaşlar? Evet. 24 pi yaptı burası. Eksi 144 bölü 4 36 mı yapıyor? Evet. 36 kök. Burası kaçtı ya? kök 3 değil mi burası? Evet 36 kök 3 yapıyor burası da arkadaşlar. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden B alanı bulduk. Bizden 2B alanı mı isteniyor? Evet 2B alanı da bunun 2 katı. Şunun 2 katı kaç yapıyor? 48 pi eksi 72 kök 3 yapacaktır. İnşallah işlem hatası yapmamışımdır. 48 pi eksi. Nerede? Evet yapmamışız. Cevap böylelikle Cihan oldu arkadaşlar. Ya baktığınız zaman aslında iki tane aynı işlemi burada kullandık mı arkadaşlar? Evet, iki tane aynı işlemi burada kullandık. Yani şu e, buradaki kazanım ne? İki tane eş daire olduğu zaman burada şunu şöyle çizdiğin zaman buradaki alan A iken burada kalan da A olması bilmemiz arkadaşlar. Çünkü eş çemberler olduğu zaman ama bunlar eş çemberse. Eş dairelerse e, bunların alanlarının birbirine eşit olması. Sonra geri kalanı işlem. Başka da bir şey yapmıyoruz. İşlem yapan, sorudan korkmayan büyük ihtimalle bu soruyu yapmıştır arkadaşlar. Evet cevabımız tekrar söylüyoruz. Ne çıktı arkadaşım? Cehan çıktı. ABC dar açılı üçgenin diklik merkezi K olsun. Evet ABC dar açılı bir üçgen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir ABC üçgen çizdik. Harfleri de yazmayı unutmayın kardeşim. ABC diye yazdık. Diklik merkezinden bahsediyor. Diklik merkezi nedir? Yükseklerin kesim noktasıdır. O zaman yükseklerin kesim noktasını şöyle bir göstereyim arkadaşlar. 90 derece, 90 derece, ve burası da 90 derece mi arkadaşlar? Evet. Şimdi adam bana çemberin merkezi de çevrel çemberin merkezi de o. Evet burasını K vermiş. Çevrel çemberin merkezi de şurada bir yerde olsun mesela. O. Çevrel çemberin merkezi de o olsun. Peki ne yapacağız? K'yı vermiş bana. KB açısını vermiş. K, A, B açısı. 15 derece. A hocam 15, 90 ise burası nedir? 75 derecedir. Şimdi o çevrel çemberin nesiymiş arkadaşlar? Merkeziymiş. O zaman çevrel çemberini çizelim. Hiç ezbere bir şey yapmayalım. Çevrel çemberini böyle çizdiğim zaman, çevrel çemberin merkezi burasıysa. Aa hocam 75'i buldum ben burada. ise hop gördüğü yay kaç yaptı? 150 yaptı. Senden CAO açısı isteniyor. CAO açısı isteniyor. O zaman buradaki CAO açısı isteniyorsa şunu şöyle çizmeliyim. Arkadaşlar bu çevrel çemberin yarıçapı. Aa burada da 150 derece var. E, burada bir merkez açı oluşturayım ve aynı zamanda bu da yarıçap bu da yarıçap değil mi? Evet. Ve 150 derece ise burası da 150 derecedir. Ve senden de şuradaki x açısı isteniyordu. Ya da alfa açısı isteniyordu. Arkadaşlar ikizkenar kenar 150 ise hatta burası da alfa diyebiliriz. 2 alfa artı 150 eşittir 180 diyebiliriz. Ya da 180'den 150 çıkart. 30 2'ye böl 15 ikisi kenar olduğundan dolayı 180 eksi 150 bölü 2'den de bulabiliriz. Yani cevabımız böylelikle C han çıktı. Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları toplamı verilmiş. Arkadaşlar dairede benzerlik diyeyim bu. Evet. Evet benzerlik oranı 4 bölü 8 değil mi? Ya da 8 bölü 4 değil mi? 8 bölü 4 benzerlik oranı. Yani 2 bölü 1. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit olmuyor muydu? Evet. 4 bölü 1. Yani burası 4. S ise burası nedir arkadaşlar? S'tir. E A1 artı A2. Yani 4 S ile S'in toplamını 60 pi vermişler. Buradan 5 S eşittir 60 pi ise S buradan 12 pi mi oldu? Evet. Bizden A2 isteniyor. A2 dediğimizde zaten neye eşit arkadaşlar? S e eşit. O da 12 pi yapar. Yani cevabımız böylelikle Edremit yaptı. Taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bunun yarıçapını kaç vermişler? 5 5. Hocam bu da çapı 10 olduğundan dolayı burası da aynı şekilde 5 5 yaptı mı? Evet ben bütünsel düşüneceğim. Tüm dikdörtgen alanından beyaz alanları çıkartacağım çıkartalım. Ama çemberler birbirine değiyor. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Hop merkezleri birleştir. Hocam burada da hop merkezleri birleştir. Bak birleştirdim. Bunun yarıçap 5, burası r. Burası r, bunun yarıçapı 5. Hocam şu dik üçgenle bu dik üçgen aynısının laciverti. Sebep şu dik üçgenlere baktığın zaman hocam 5 hipotenüsü 5 artı r. Hocam 5 hipotenüsü 5 artı r. E o zaman buradaki kenarlarda ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Değil mi? Çünkü 5, 5 artı R burası A ise 5'in karesi artı A'nın karesi R artı 5'in karesine eşit olacak. 5'in karesi, karesi 5 artı R'nin karesi 5'in karesi artı A'nın karesine eşitti. O yüzden eşit diyebildik. E hocam tamamı 24. E tamamı 24 ise burası kaç çıkar? 12, 12 çıkar. E o zaman 5, 12, 13. Ana burası ne oldu? 8 oldu arkadaşlar. Yarı çapı 8 bulduk. Şimdi timdik dikdörtgenin alanından yani 10 çarpı 24'ten neyi çıkartacağım? şu yarımı yani yarı çapı kaç? 8 olan yarımı. pi r kare bölü 2. Bir de şu iki tane yarımı. Bu iki yarım yarı çaplar aynı ya. Bir tam daire yapıyor. Yani pi r kareyi çıkartmamız yeterli olacaktır. 240 eksi 64 bölü 2'den 32 pi eksi 25 pi. Kaç yapıyor o zaman? 57 pi mi yapıyor? Evet. 240 eksi 57 pi diye buluruz. Cevabımızı arkadaşlar. Cevabımız denizli oldu. ABC bir dik üçgen C ve B merkezi çember yerleri D noktasında T. Tamam. E bunun yarıçapı çapı 6 ise burası da 6. Bunun yarıçapı 12 ise burası da 12. Şimdi bizden ne isteniyor? Taralı alanlar toplamı. kolay arkadaşlar. Buraya alfa buraya beta dersek. o Alfa pi kare alfa bölü 360. Alfa demek ki özel bir açı var burada arkadaşlar. Bu özel açılar bilinmeden bu dilimler bulunmaz. Arkadaş şuraya bakar mısın o zaman? Burası 18 değil mi? E burası kaç? 9. Ana ne var burada? 90'ın karşısı 18'de hangi açının karşısı 9'dur? 30'un. E burası da kaç yapacak? 60. O zaman 60'lık dilim. Pi r kare 60 bölü 360 artı 30'luk dilim. Pi r kare 30 bölü 360 bana cevap verecektir. Hocam sıfırlar gitsin 36'lar gitsin. Burası 6 pi yaptı. Artı e, şunla şu sadeleşince 12 12'lerden de bir tanesi gitti. 12 pi yaptı. Cevabımız da kaç yaptı o zaman? 18 pi yaptı arkadaşlar. Yani cevap balıkesir isir. Yarı 3 ve 1 santimetre olan iki çember birbirine dıştan teğet. Çemberler birbirine teğet olduğunda arkadaşlar ne yapıyorduk? Tabii ki hamlemiz şu oluyordu arkadaşlar. Hop merkezleri birleştir. Tam olarak DM noktasından geçer. Merkez var teğet var çek dik. Merkez var teğet var çek dik yapacak olursak. Hocam burası 90 burası da 90 mı? Evet. Hocam bunun yarıçap 1, bunun yarıçap kaç? 3 olarak verilmiş. Hocam burası da 3, burası da 1. E ben taralı alanı bulacağım. Bak bütünsel düşün. Tüm yamuğun alanından yamuktan neyi çıkartacağım arkadaşlar? Beyaz alanları, dilimleri çıkartacağım. Dilimleri çıkartacağım. Hocam bu dilimleri açılı lazım o zaman buna. E bak burada bir dik yamuk çıktı. Dik yamukta insan ne yapar? Hop dik dörtgen oluşturur. Açı lazım. Bak unutma bunu da. Açı lazım deyince büyük ihtimalle özel üçgen çıkıyor. Aklının bir köşesinde bulunsun. Hocam 90 90. ken. burası 1 tamamı 3'tü 2 kaldı. Hocam büyük ihtimalle özel üçgen var mı? Aha da burada bir özel üçgen var. Hocam 90'ın karşısı 4. Hangi açının karşısı 30'un. Burası kaç yaptı? 60. Burası da 90. O zaman yamuğun alanını bulabilirim artık ben. Bu arada 30'un karşısı 2 iken burası 2 köküç. Yani burası da 2 köküç oldu. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Yani 4. Çarp yükseklik. Yüksekliğim 2 kök 3. Bölü 2. Eksi. Şu dilim. 60'lık dilimin yarı kaç? 3. Pi r kare 60 bölü 360. Eksi. Hocam bu dilim. Bak şu beyaz dilim. 90'lık mı? Değil. 120'lik. Dikkat. Pi r kare 120 bölü 360 diyeceğiz. Evet buradan ikiler gitsin. 4 kök 3 kaldı burada. Eksi. Hocam e, ee, şeyler aynı kalsın. Böyle tam sadeleşmiyor galiba değil mi arkadaşlar? Ya da tam da sadeleştirebiliriz ya. Bölü 3 kalıyor bu. Bölü 3 yapabilir miyiz? Şunda şu sadeleşse 6 kaldı. Bölü 6 yapalım arkadaşlar. Ya aman neyse işte ya. Sonra burası 9 pi bölü 6 geldi. Burası 9 pi bölü 6 geldi. Eksi. Bunu da bölü 6 yapayım. 60'a böleyim. 60'a böldüğümde 2 kaldı. 60'a böldüğümde 6 kaldı. Yani 2 pi bölü 3 kaldı arkadaşlar. O zaman 4 kök 3 eksi 9 ve 2. 9 pi eksi 2 pi. Eksi 9 pi eksi 2 pi. 11 pi mi yaptı? Eksi 11 pi bölü 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı sevgili gençler. O her iki çemberin merkezi ve CD uzunluğu, CD uzunluğu R mi desem neyse K dersem şu CD uzunluğuna K dersem OC uzunluğu 2K'ymış. Burası 2K'ymış. Hocam bunun yarı çapı 2K. E o zaman burası da 2K. E o zaman büyüğün yarı çapı 3K. Burası da 3K. Hocam burada bir benzerlik var. Dilimlerde de benzerlik yapabiliyorduk. Benzerlik oranı 2 bölü 3 değil mi? 2 bölü 3'ün karesi eşittir 4 bölü 9. Hocam şurada kalan 4 ayken tamamı 9'a buraya ne kaldı? 5 A kaldı. E alanlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yani S1 ile S2 birbirine eşit. Ve burası 5a iken burası da 5a mı? Evet. E şimdi aynı daire diliminde ya da yarım dairede bu alanlar oranı, açılar oranı eşit olmuyor mu? Oluyor. Hocam burası 4 alfa iken burası 5 alfa diyebiliriz. E o zaman toplam 9 alfanın ne olduğunu biliyorsun sen? 180. Alfa da buradan kaç çıkar? 20. Ama bizden x isteniyor. x dediğimiz 4 alfa. 4 çarpı 20'den cevabımız kaç çıktı? 80 çıktı. Yani cevap Cihan. Yarı çapı 12 birim olan B merkezli tomruk C noktasında teğet iken e, ok yönünde A merkezli yarı çapı 24 birim olan sabit tomruğun üzerinden dönerek PR duvarına teğet konumuna geliyormuş. Eyvallah. Buna göre B noktasının izlediği yol ile KL yayı arasında kalan şekildeki mavi boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Çemberler birbirine değiyor. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk gençler? Hop merkezleri birleştir. Hop merkezleri birleştir. Birleştirdik. Merkez varsa teğet varsa çek dik yap. Hocam burada da çek diki yaptık. Eyvallah. Eksik parçaları koyalım. Bunun yarı çapı 12 idi. Hocam burası 12. Bununki 24. Hocam burası 24. Burası 12. Hocam burası da 24. Burası da 12 mi? Evet. Burası 90 derece. E hocam burada bir dik yamuk çıktı. E dik yamuk çıktığı zaman ne yaparsın kardeşim? Şuradan bir diki çizersin. Şöyle bir diki çizsek. Hocam 12 ise dikdörtgenden 12. Buraya da 12 kaldı. 90 derece oldu burası. Sonra ne çıktı arkadaşlar? Aa burada dik kenarı 12 olan hipotenüsü 36. Dik kenarı 12 olan hipotenüsü 36. Pisagor yapsan şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olacak mı arkadaşlar? Olacak. Bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Tıpkısının aynısı oldu. E hocam tıpkısının aynısı olduysa burayı 12'yi gören alfa ise burada da 12'yi gören alfa mıdır? Evet. E hocam buraya beta dersek e burası da beta mıdır? Aynen öyle. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Aa, alfa artı beta ne? Alfa artı beta da 90 derece olduğundan zaten bunu bulmak için burada kaç lazım bana? Alfa artı beta 90 ise burası da 90 oldu mu oldu. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki çeyrek dairenin alanından şu küçük daireyi çeyrek daireyi çıkartacağız. O zaman pi r kare yarıçapı kaç? 36 pi r kare bölü 4 eksi şuradaki 24 pi 24'ün karesi bölü 4 diyeceğiz arkadaşlar. Pi bölü 4 parantezini alsam 36'nın karesi eksi 24'ün karesi yapar. Pi bölü 4 parantezinde bu da 36 eksi 24 çarpı 36 artı 24 yapar. Karısını almayacağız tabii ki. Pi bölü 4 çarpı 36'tan 24 çıkarsa 12 çarpı 36 ile 24 toplarsam 60 yaptı. Şunlar şunlar sadeleşti. 6 kere 3 18. O da 180 pi mi yaptı arkadaşlar? Evet cevabımız 180 pi yani denizli çıktı arkadaşlar. AC, AB ve BC çaplı yarım çemberler çekildik ki birbirine teğettir. Evet teğet. D 2 kökçü olduğuna göre taralanan nedir? Daha öncesinde şunu yapmıştık hatırlıyor musunuz? Mesela burası iki kökçü verişseydi. Hocam bunun karesi bölü 2. Yani 4 kere 3 12 bölü 2'den 6. Cevap 6 pi. Aynen böyle teğet olduğunda da aynı şekilde arkadaşlar. Pardon. Bunun karesi 4 kere 3 12. Ee, bak o zaman bunun karesi bölü 2 demiştik. Böyle teğet olduğunda ne oluyor? Bakalım. Bakalım bakalım. Bu sefer 6 pi oluyor mu olmuyor mu bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız? E çemberin merkezi burası. Çemberin merkezi burası. Taralı alanı bulmak için ne yapacağız? Büyük yarım daireden şu küçük yarım daireleri çıkartacağız. Hocam merkez var, teğet var. Çektik. Merkez teğet çektik. Yaptık şöyle. 90 derece burası, 90 derece burası. Hocam bunun yarıçapına A A diyelim. Bunun yarıçapına B B diyelim mi? Diyelim. B diyelim. Hocam şurası B oldu. E hocam burası A oldu. E burada bir dik yamuk çıktı. Dik yamuk çıktığı zaman ne yaparsın? Hop şöyle dik dörtgen oluştursun. Oluşturduk. Hocam A ise burası A. Buraya ne kaldı? B eksi A kaldı. İki kök ise burası da iki kök Pisagor yapacağımız kesin. Hocam A artı B'nin karesi eşittir. B eksi A'nın karesi artı iki kök karesi diyeceğiz mi? Diyeceğiz. Yap kardeşim. A kare artı 2AB artı B kare eşittir. B kare eksi 2 B artı A kare artı 12 mi yaptı? Evet. A kare B kareler gitti mi? Gitti. Bunu attık öbür tarafa. 4AB eşittir. 12 mi oldu? A çarpı B'yi de kaç buluruz arkadaşlar buradan? 3 buluruz. Peki bizden ne isteniyor? Büyüğün alanından büyük yarımın alanından küçük yarımları çıkartacağız. Hocam büyüğün çapı ne? 2 artı 2B. Yarı çapı ne olacak o zaman? A artı B mi olacak? O zaman büyüğün alanından Pi A artı B'nin karesi bölü 2'den Küçükleri çıkartacaksın. Pi a kare bölü 2'yi ve pi b kare bölü 2'yi çıkartacaksın. Hocam pi bölü 2 parantezini aldığımda hepsinde pi bölü 2 var. A artı b'nin karesi a kare artı 2 ab artı b kare. Eksi a kare eksi b kare mi oldu arkadaşlar burada? Evet. A kareler gitti mi gitti. B kareler gitti mi gitti. Yani burada ne oldu cevabımız? Taral alan pi bölü 2 çarpı 2 ab yaptı. Bölü de gitti mi gitti. Yani pi ab yaptı. Arkadaşlar a çarpı b'yi kaç bulduk zaten biz 3. Bunun yerine 3 yazarsak cevabımız da kaç çıkacaktır? 3b çıkacaktır. Evet cevap bu. Yani bunu bence ezberlemenize falan gerek yok. p'yi e kare bölü 4 oluyormuş bunda da. Diğerinde de bölü 2 oluyordu yanlış hatırlamıyorsam ama belki de yanlış söylüyorum. Hani şöyle olduğunda, şu teğet olduğunda. Ee, bunları bu şekilde işlemle de rahat bir şekilde buluyoruz. Çok zor bir soru değil. Orta halinin bir tık aşağısında bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Evet cevap Ceyhan oldu.